Şimdi de size programın son perdesi ve hepinizin beklediğini biliyorum. Çünkü Facebook'tan bunu paylaşmıştık. Mustafa Yoloğlu diyoruz. Facebook'taki ismimiz. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bu hafta paylaştığımız görüntüler şu anda giriyor. Uğur Işılak diyoruz. Türksin'in düzenlemiş olduğu Edebiyat Günü. Hep birlikte bu gecemizi izliyoruz. Yoloğlu yollarda devam ediyor ve şimdi de Türk Dernekler Birliği Beringen'de düzenlemiş olduğu gazinoda Edebiyat ve Şiir Gecesi'nde bulunuyoruz. Ve bu gecemizden görüntüler gelecek ekrana. Öncelikle hemen şöyle geçiyoruz. Birkaç röportajlar yapacağız vatandaşlarımızla. İlk röportajlarımıza başlıyoruz ve yanımızdaki abimizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Ben Sedat Akgüz, 1 yaşından beri Belçika'dayım. Afyonkarahisarlıyım. Buraya da dinlemeye geldik. Bir şeyler öğreniriz belki. Evet, Vedat abinin nesi oluyorsun? Tam isabet, kardeşim. Kardeşsiniz, evet, ne güzel. Buradan Vedat abiye de sevgiler, saygılar anne iletiyoruz. Şöyle yengemizi de bir tanıyalım. Ben de Sedat Akgüz'ün hanımıyım. Evet, şu anda ne iş yapıyorsunuz? Evde böyle yaş... Ben ev hanımıyım. Evet, ev hanımıyım. Hiçbir işte çalışmadım. Nasıl geçiriyorsunuz evde hayatınızı? Vallahi sabah kalkıyoruz, benimle kahvaltıydı, alışverişti, evin işlerine. Bir de Türk Diyanet şeyinde, kadın kollarında yardımcıyım. Evet, cuma günleri oraya gidiyorum yardıma. Hangi camimize? Mol Diyanet Camisi. Mol Diyanet Camisi, evet biliyoruz. Mol Diyanet Camisi'ni biliriz. Pazartesi, Perşembe'de Kur'an'ımız var, sohbetimiz var. Öyle şeyler, günlerimiz geçiyor. Evet. Memlekete, Afyon'a selamlarımızı alalım. Tek Afyon'a değil, bütün Türkiye bizim. Evet, doğru. Türkiye'mizin kıymetini bilsinler. Ve hiçbir zaman bölücülük yapmasınlar. O vatan hepimizin. Vatan hasreti var abi, mı? Herhalde. Yani illaki. Evet, var değil mi? Başka Türkiye yok yani. Evet, sizin de mesajlarınızı alalım. Valla tüm Türkiye'me kucak dolusu selam ve sevgilerimle. Herkesi çok seviyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor. Ben Mehriban Demirel, 25-26 yıldır Belçika'da oturuyorum. Doğma büyüme Türkiye'liyim. Vatanımız gibi yok diyelim. Evet. Vatan özlemini burada yaşayanlar bilir. Türkiye'dekiler bunun hiç farkında bile değiller. Ellerindeki kıymetin değerini bilsinler diyorum. Evet. Şimdi buraya zamanında gelmişsiniz. 25 sene oldu galiba dediniz, 26 yıl. Tekrar yani başa dönseniz buraya gelmek ister misiniz? Asla. Asla diyorsunuz. Asla. Yani gelin olarak mı geldiniz yoksa? Gelin olarak geldim ben. Vatanımda kalmayı tercih ederdim. Uğur Işılak hayranı var yanımızda. Hemen kısaca onu bir tanıyalım. Ben Ebru. Evet, Ebru. Soyadınız? Duran. Duran. Kaç yıldır Belçika'dasınız? Burada doğma büyüme? Doğduğumdan beri, 1992 yılından beri buradayım ben. Evet. Okuyor musunuz? Evet, okuyorum. Ne üzerine? Organizasi. Organizasi. Organizasyon artık. Evet. Yani böyle bir organizasyonu yapabilirsiniz yani. İnşallah. Evet. İnşallah eksiğimiz var yani Belçika'da bu yüzden. Bayağı bir eksiğimiz var. Evet, yapıyorlar tamam. Arkadaşlar. Çok güzel de yapıyorlar ama tabii ki daha güzelleri de. Amin olabilir. İnşallah. Devam okursam ki düşünüyorum. Evet. İnşallah. Kaç yıl kaldı? Bu son yılım. Devam okumak istiyorum inşallah. Hı hı. O zaman bakacağız ne olursa. Evet. Bu gece hakkında neler söylemek istiyorsun? Ben şu anda Uğur Işılak bizi izliyor. Ona İnşallah. Mesajlarınızı alalım. Ben Uğur Işılak hayranıyım. Yani hayranım kendisine. O yüzden geldim zaten buraya. Heyecanla bugünü bekliyordum. Ve oldu yani geldim sonunda. Şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Yani. Biz bunları ileteceğiz daha sonra kendisine. İnşallah kendi de görsün yani onu çok seviyorum yani. Ardahan'a selamlarınızı alalım. Ardahan'a selam söylüyorum. Orada dayılarım var. Anneannem var. Başka İnegöl'de dayımlar var. Onlara çok çok selam söylüyorum. Yeğenim Elif'i buradan öpüyorum. Kendisini çok özledim. İnşallah bu yaz Türkiye'ye gittiğimizde görüşürüz. Farz edin evinizde çanağınız yok ama internet var. İnternetten Kanal Avrupa'nın sitesine girebilirseniz oradan da canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Ve programımız devam ediyor. Şu asılır sinirlenince ben en az 3 metre uzaklaşıyorum. Sağ solu belli değil, ilerler. Şimdi, Allah anlam veremedim ya. Dedim,
Ya ne oldu sana dedim, bir hasta mısın, bir yerin mi ağrıyor? Hasta sensin. Ne oldu dedim ya? Vallahi kusura bakma, kerestesin. Ya ne oldu? Ya dışarı çıkalım dedim, hani bir yemeğe götür beni falan diye. Söylesene, bak şimdi sana vereceğiz, simit yerim çocuğum. Öyle değil dedi, nasıl yani? Bir restorana falan, niye? Ya 50 yıl dönümümüz, beni bir yere götürmeyecek misin? O niyetle çıkmışız evden, haberim yok. O niyetle çıkmış ama benim o niyetle haberim yok. Ya dedim, çıkarken söylesene bana, bir yemeğe gidelim falan. Ben mi söyleyeceğim, sen düşüneceksin. Böyle. Hanımlar bu konuda hassaslar. Ve bu hassasiyetlerine saygı duyuyorum. Hanımlar ne kadar hassassa erkekler bir o kadar rahat bu konuda. Bak benim mantığım şöyle çalışıyor. Ya ben karımı her zaman seviyorum. Bana, ben mümkün olan her zaman da hediye almak isterim. İlle özel bir gün beklemem. Mantıklı geliyor erkeklere ama hanımlara hiç mantıklı gelmez. O gün alırsan kıymeti var. Öyle. Şimdi... Buraya nereden girdim? Neyse, fazla olsan vakit geldi değil mi? Sizi gördüğüm zaman ben anlıyorum zaten. Hanımefendi geldiyse bu şu demek. Hadi ama. Hadi yavrum uzatma hadi. Güzel isimler koyun. İsimlerin karaktere tesiri varmış. Bunu da unutmayın. Güzel isim koyun. Çocuk doğuyor. Çocuğun adını satılmış koyun. Şimdi çocuk hayatta 1-0 yenik başlıyor. Ömür boyu hakemlik yapamaz. İşte Galatasaray Fenerbahçe'nin hakemi kim satılmış? Onlar. Bak çocuk doğuyor, aklı durmuş bu. Ya niye dursun? Yürüsün, gelişsin, bırak çocuk ilerlesin, yok. Babasına sordum bugün, dedim Bilenler niye bundan onu durmuş koydun? Ya Recep abi bu 8. dedi ya. Dursun artık. Ulan sen dur! Adam kendini durduramıyor çocuğa durduruyor. Doğadan isimler koyuyorlar. Çok güzel bak, yaprak var, pınar var, nehir var. Doğadan isimler güzel. Efendim, nehir var, yamaç var ya, rampa. Ama en güzeli bu aralar çok yaygın, su. Su, bak çok güzel isim, kısacık, minicik, su. Fakat şunu düşünmüyorsunuz. Su bir gün büyüyecek, bir aile kuracak. Bu Ayşe olsa, Zeynep olsa sorun çıkmıyor. Eşi ona seslenebilir. Ayşeciğim, Zeynepciğim. Fakat bu su... Sucuğum! Olmaz! İnsan hanımına sucuk der mi ya? Ya bunları dikkate alın. Çocuk geç. Efendim, size bir şiir vereyim. Çünkü biraz sonra... Bu nazik, kibar hanımefendi, bir 5 dakika daha uzatırsam gözleri kızarmaya, tırnaklar uzamaya, inoşş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 
şiirler okundu. Naçizane her Türk vatandaşı gibi ben de şiir yazabiliyorum. Böyle bir iddiam yok. Arada böyle çiziktirdiğim bir şeyler diyor. Bir tane size okuyacağım ondan. Eğer müsaade... Efendim var mı müsaade? Dilemedim ama. Peki. Ezberleyemedim. Buradan okuyacağım. Eskilerden bir şiir. Eskiden bir delikanlı tabiri vardı. Ve bir delikanlı profili vardı. Delikanlı dendi mi şimdiki gibi belinde silah ona posta koyup bunu vuran falan anlaşılmazdı. Eskiden delikanlı mahallenin namusunu korur. Konunun komşunun yardımına koşar. Garibanın yanında zalimin karşısındadır. Haksızlık olduğu yerde susmayan birazcık kabadayı, birazcık iri yarı ama kalbi pamuk gibi adamlara delikanlı diyorduk eskiden biz. Kaldı. Programımız devam ediyor ve ilk olarak stand-upçımız Recep Bey'le böyle bir kısaca bir sohbete girelim. Bakalım Recep Bey bizlere neler anlatacak. Evet Recep Bey, ayağınızın tozuyla sahneye çıktınız.
Yok, sildim çıktım. Ben tozlu ayakta çıkmam zaten. Çıkmasın sildim. Halı sermişler, görmüyor musun? Vallahi kırmızı halıydı değil mi? Kırmızı. Desenli ama bu. Biraz desenli. Tabii yani. Anadolu kırmızı halısı. Evet, doğru diyorsunuz. Nereden bu espriler aklınıza geliyor? Sahne performansınız harikaydı bile. Yani seyrettik. Orada duramadık yani, yerimizde duramadık. Hatta orada bir ara kendimden geçtim, sahnede bir bağırmışım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Seyirci iyiydi bugün. Seyirci iyi olunca oyun da güzel oluyor. Nereden aklımıza geliyor? Biz de bilmiyoruz, onun kaynağı başka bir yer. Durup dururken orada aklınıza mı geliyor? Tabii orada da aklımıza gelen var. Daha önce oyunun bir iskeleti oluyor kafanızda ama esprilerin yarısı doğaçlama geliyor aklınıza. Bu bir yetenek herhalde, doğuştan olan bir şey, sonradan olan. Evet, şöyle bir 2-3 dakikalık bir stand-up bizim televizyon ekranlarınıza, 5 dakika falan böyle bir stand-up alabilir miyiz sizden? İşte o olmuyor. Olmuyor mu? Bir onu beceremiyorum. Allah Allah. De böyle bir... İlham mı geliyor? İlham geliyor, bir değişiyoruz falan. Sahne buraya gelince film bitiyor abicim. Allah Allah. Film bitiyor, aynı zamanda film bitiyor. 2 günlük bir uykusuzluk, bir yorgunluk var. Ama sahnedeyken hakikaten iyi bir seyirci vardı. Salon güzel, seyirci güzel, her şey güzeldi. Orada birazcık toparlıyorsunuz ama şu anda bitmiş durumdayım yani. Evet, öyle doğrudur, doğrudur. İnanırım. Gerçekten bayağı bir sahnede kaldınız. Ve de yol yorgunusunuz. Evet, hani yol biraz hava değişiminden dolayı biraz yoruyor. Bir de işte uçakla gidip geliyorsunuz, onları yoruyor. Onlardan çok bir iki gündür de yollardaydık zaten. Başka yerlerden geldik buraya da. Onun yorgunluğu vardı ama işte bir gece yattık mı yarın devam. Yarın devam diyorsunuz. Yarın, devam. Yarın sahneniz var mı? Yarın sahnem yok. İstanbul'da kendi program için bir çekimlerimiz var. İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Ama tabii yarın sabah. Bugün geldiniz. Aynen öyle. Sabah gidiyorum, ondan sonra müzik hafta sonra tekrar Berlin'e geliyorum. Ondan sonra gidiyorum tekrar Frankfurt'a geliyorum. Oo, maşallah bayağı yoğun. Evet, bu aralar yoğun. Yoruyor tabii haliyle. Ama güzel bir yorum. Siz de bizim gibi yollardasınız o zaman. Aynen öyle. Senin kadar gezemezsek de biz de evet. Bayağı bir dolaşıyoruz. Bizde de bilmiyorum, programın ismini duydunuz mu? Yoloğlu Yollarda. Yoloğlu. Soyadım Yoloğlu. Öyle mi? Evet, soyadım Yoloğlu. Yoloğlu Yollarda. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Yani hakikaten Yoloğlu güzel bir isim. Malkoçoğlu gibi falan, evet. Böyle güzel bir isim. Şu anda 11. program çekimlerine uğraşıyoruz. Ve 11. program inşallah güzel geçecek diyoruz. Ve seyircilerimiz gerçekten bence bugünkü programdan keyif aldılar. Ve de sizleri gördüler tabii ki ekranda. Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım buradaki programdan. Seyirciden de çok keyif aldım. Eğlendiğimiz bir program oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah bir daha geliriz. Bir daha program yaparız. Biz doyamadık. Cemal hocamız yanımızda. Evet. Şöyle kısaca seyircilerimize merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Allah bugün araratmasın. Hiçbirimize hamd olsun. Şimdi ben önce görüntümden dolayı özür dilerim. Tıraş olamadım. Yoldan geldim. Estağfurullah. Termalı geldim. Dün gece de uyumadım. Birkaç gündür bu vize telaşı vardı. Bizi de etkiledi tabii. Neyse, kar kışlemedik. Bir de soğuk algınlığım var. Onun için ben bu kadar da çirkin değilim yani. Yok hocam, estağfurullah. Özür dilerim görüntümden dolayı. Üstümüzü başımızı da aynen elbise de getirmedik. Böyle geldik, yarın dönüyoruz çünkü. Onun için sizinle beraber olmak benim için mutlulukların en şereflisi. Biz de sizin sayenizde bütün Belçika'daki Avrupa diyelim, tüm dünya izliyor da Avrupa'daki. Öyle mi? Avrupa'daki, Amerika'daki, Avrupa'daki özellikle bütün hemşehrilerime, bütün Türk ulusuna sonsuz saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Şiir gibi ömürler, torunlar, evlatlar diliyorum efendim. Evet. Şimdi Karadeniz'de olduğum için Trabzonlu. Karadeniz'de bayağı bir seyircilerimiz var. Trabzon, benim memleketim, her sene program yapıyorum. Rize'de, Güneysu'da her sene iki kere program yaparım. Evet. Tabii. Oradan bayağı bir mailler alıyoruz. Seyircilerimiz bize evet. Bayağı mailler yolluyorlar. Teşekkürlerimizi sunuyoruz onlara. Bizleri izledikleri için buradan onlara sevgi, saygı. Trabzon Belediye Başkanı arkadaşımdır. Çayeli Başkanı, Belediye Başkanı arkadaşımdır. Ne bileyim ben, Maçka, ne bileyim nereyi sayarsan. Ondan Safi ailesi var orada da, bizim sülaleden kopmuş gelmişler. Ne Trabzon'u geçince. Afra'da mı büyüdüydünüz hocam? Yok, ben Samsun'da büyüdüm. Samsun. 20 yaşına kadar Samsun'daydım. Bafra'da babam 1948 yılında, ben 8-9 yaşındayken Bafra Alaçam yolunu taahhüt etti. Orayı yaptı. İlk yapan babamdır orayı. Evet.
Onun için hayır da görmedik. Babam iflas etti. Çünkü şimdi oraları yenilediler yalnız. Çift yol oldular. Tabii, biliyorum. Gittim. Yeni gittim Bafra'ya yine. Bafra eski güzelliğini kaybetmiş yalnız. Hep bahçe içinde evlerdi Bafra. Evet doğru. Türkiye'nin en modern kasabasıydı vallahi 50'li 60'lı yıllarda. Çünkü tütünü dünyada en seçkin tütündü. O tütün bozuldu belki. Araya başkaları girdi bilmiyorum. Pidesi nasıl pidesi? Harikadır. Tabii evet. Şıra. Bir de yanında şıra gelir pidenin yanında. Ya harikadır. Sampi. Evet doğru. Samsun pidesi. Evet evet. Evet. Çok. Buradan Bafra'daki, Samsun'daki, Karadeniz'deki, Trabzon, Rize, Giresun, Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Şiir gibi ömürler diliyorum. Evimettek uğrayalım günaydın. Bugün de gelmedi neden postacı? Diyemedim müjde gözlerin aydın. Halimi bilmedi neden postacı? Her sabah içimi bir huzur, hüzün kaplar. Tabi burada noktalar yok, onun için affedersiniz. Her sabah içimi bir hüzün kaplar. Faydasız doktorun verdiği haplar. Geri geldi gönderdiğim mektuplar. Demek ki almadı, neden postacı? Canımı canımdan aldı da hırsız. Bir kere teşekkür etmedi arsız. Biliyorum benim kızım hayırsız. Bir mektup salmadı, neden postacı? Sabır taş, gelsen derim, gelmesen de. Kurudu gözümün yaşı, silsen derim, silmesen de. Kurudu gözümün yaşı, silsen derim, silmesen de. Silsen derim, silmesen de. Muhteşem an geldi ve Uğur Işılak yanımızda. Tabii ki bugünkü performansı bir harikaydı. Biz beğendik. Seyircilerimiz de tabii ki her zamanki haliyle beğeniyorlar. Mikrofon sizde. Vallahi gayet güzel bir programdı. Her şeyden önce edebiyatı yaşatmak, şiiri yaşatmak, Türkçeyi yaşatmak adına, değerlerimizi yaşatmak adına yapılmış bir programdı. Böyle bir programda yer almak da bizler için bir şerefti. Baştan sona kadar takip ettiğim kadarıyla her şey yerli yerinceydi. Katılımcılar güzeldi. İlk üçe giren şiirler gerçekten güzeldi. Bu yönüyle bütün bu işe emeği geçen organizatör kardeşlerimizi ben buradan tebrik etmek istiyorum. Bu dördüncü edebiyat günü, dördüncü yılı yani bu geleneksel yapılan edebiyat günü törenlerinin. Ben bu yönüyle de Avrupa'da yaşayan Türklere böyle bir imkan tanıyan gerçekten dernek yöneticilerine şükranlarımı bildirmek istiyorum. Türkçe'ye gönül verenler adına ve Türkçemizin daha iyi konuşulması, şiirin daha tesirli hale gelebilmesi ve şiir sanatının önemine işaret etmeleri, bunlar takdire şayan olaylar ve Avrupa'da bütün bunların gerçekleşiyor olması da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Allah yollarını bahtlarını açık eylesin diyorum. Buradan Kanal Avrupa izleyenlerine de muhabbetlerimi iletiyorum. Ve Kanal Avrupa'nın yöneticilerine, kıymetli dostlarına, Ali Paşa'ya da buradan selamlarımı iletmek, muhabbetlerimi, hürmetlerimi iletmek istiyorum.